Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün sizinle Vampir Craft'ımızın ilk bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle mod paketinin listesi şu şekilde. Ben birkaç tane konfigürasyon yaptım. Buradan bakıp artık kendiniz oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Sezon finalinde, daha sonra finalde mod paketini zaten size sunacağım. Hani finalde sunacağım. Ama şöyle bir şey de var. Kanalımızın katıl üyelerine, 10 liralık olan katıl üyelerine paketi şu anda an itibariyle yayınlamış durumdayım. Siz bunu indirip oynayabilirsiniz. Ki onlara bir tane de özel video çekeceğim. Mod paketini nasıl kuracaklarına dair. Yani bu şekilde. Çünkü onlara da bir ayrıcalık yapmamız gerekiyordu. Ben de kendi kurduğum mod paketlerini sunma imkanı ayarladım. Zaten katıl butonunda yazıyor her şey. Neyse. Konumuz o değil. Burada bir tane deneme dünyası oluşturmuştum. Evet. Ben ne biçim bir yerde başladım abi. Yani oyun biraz kasıyor. Bir dakika, oyun bir kendine gelsin. Aa! Direkt vampir olabiliyorum. Direkt vampir olabiliyorum oyuna başladığım gibi. Vampir kanı, swiftness, mükemmel. Hop. Aşırı iyi başlangıç yaptık. Hemen şunları bir kıralım. Yemek ihtiyacım. Aslında yeme ihtiyacım olmayacak. Benim ihtiyacım kan. Kan lazım. Şimdi neyse. Orada vampir avcılarının çadırı var. Hemen vampir olsak mı bilmiyorum. Belki bir dahaki bölümde vampir olabilirim. Şu an ne yapacağım konusunda tam bir bilgim yok. Yani duruma göre ayarlarım zaten ben ne yapacağımı. Hani sizin de yorumlarınızı hesaba kataraktan. Direkt ilk bölümden vampir olmak biraz riskli olabilir. Çünkü herhangi bir şekilde... Bu ne? Ben böyle bir mod eklemedim. Ha, bu başka. Tamam, o başka bir modmuş. Tamam. Bir an dedim ya, ben böyle bir mod eklemedim, niye böyle bir şey var? Tamam. Şimdi başladığım nokta çöl. Ne kadar güzel olacağı tartışılır da. Şurada bir tane Battle Tower var. Oraya vampir olduktan sonra da gidebiliriz. Burada arılarımız var. Şirinmiş şirin arıcıklar. Hemen şunu şöyle bir kırayım. Biraz malzeme toplayalım ya, hani bir ev yapalım falan. Tamam, bunu da kırdım. Birazdan bu da yıkılır zaten. Şöyle alayım. Sapling verirsen iyi olur. Tamamdır. Öncelikle prefabrik modumuz var. Çünkü ev yapmak gibi bir vakit kaybı işlemiyle uğraşmaya pek niyetim yok. Peki nasıl gerçekleştireceğiz onu? Şu şekilde. Prefabrik olarak evimizi yapmak istediğim... Mublium? Ne? Doku paketinde Mublium yapmışım ben onu. Doku paketi bu arada Better Vanilla Building. Mublium olmuş. Abi çok seviyorum ya Mublium'u. Neyse. Şimdi şöyle bir yapalım. Evimizi ben tam olarak buraya yapmak istiyorum. Buradan ev stillerini seçebiliyoruz. Nasıl bir ev yapacağımıza dair. Şimdi öncelikle ben bir basic house yapmak istiyorum. Preview diyeyim, nasıl gözükeceğini bir görmüş olalım. Güzel gözüküyor ya. Bence olur. Bence olur. Buradan meşale sandık eklesin. İşte aşağı inen bir yol gerek yok, istemiyorum. Yatağımız siyah olsun. Camların rengi de mavi olsun. Hop, mükemmel. Evimize girelim. Bu arada mineshaft'i kapattım. Heh, tamam. Şimdi şu malzemelerimizi bir atalım. Vampir kanı. Bak, güzel. Vampir kanımız mevcut. Kutsal suyumuz mevcut. Vampir ağzı var. Ulan direkt vampir olsak mı? Ne dersiniz? Basıyorum. Güm. Evet. Şu anda respawn'ı çektim. Tamam. Şu anda yakın bir süre içinde vampir olacağız. Gündüzleri sıkıntı olabiliyor. Onun için crafting table varken crafting table yaptım yani. Neyse. Şuradan vampirizm moduna giriyorum. Burada şimdi şöyle bir şey var. Biz uyuyamıyoruz. Uyumamız için bizim coffin denen bir şey yapmamız lazım. Bunu da yünden elde edebiliyoruz. Peki ben yünü nereden bulacağım? Köyde yün yoktur ama gene bir gidelim. Bir kontrol edelim. İnşallah köye gidene kadar vampir olmam ha. O baya bir sıkıntı olabilir çünkü. Köye gittiğin zaman direkt vampir olmak. Orada vampir avcısı falan var. Bizim aklımız alır yani. Ya evde demir vardı. Keşke makas yapsaydım ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Burada bir tane vampir eğitmeni var, daha vampir şeyi. Buna sağ tıklarsam şey oluyor. Beni iyileştiriyor. Onun için riske atmamamız lazım. Bizi iyileştirmesin. Çünkü ben vampir olmak istiyorum. Falan böyle salak salak. Saçma sapan. Oo, demirci. Iron katana, iron saber, yemekler. Yemeğe ihtiyacımız olmayacak. Hani çünkü kan içerek besleneceğiz. Bu daha güzel. Bizi hızlandırıyor. Şimdi biraz koyun bulsam bana yetecek. Sadece ve sadece koyuna ihtiyacım var. Çünkü geceleri uyuyamıyorsunuz. Hani yatağa yatamıyorsunuz. Daha doğrusu şöyle bir şey de lazım. Bizim onlar ne? Tavuk. Gündüz vakitleri gücümüz çok ama çok azalıyor. Bizim bunun azalmamasını sağlamamız lazım. Onun için de en mantıklı yol coffin yapmak. Hop, bir tane öldüreyim. Sen de gel. Yün gelmedi la. Koyundan yün çıkmadı. Hop. Bir tane daha koyun bulsam yetecek ya. Oo, orada ev var. Orada ev var. Oraya da gideriz. Maceraya dalarız orada da. Bak, burada bir tane yer var. Güzel. Bu arada pakette ejder modunu kurmadım. Peki neden kurmadım? Çünkü o tam başlı başına bir mod paketi gibi bir şey. Şimdi biz onu bunu kurarsak oyunun yapısını bozar. Sizin aklınıza gelen böyle abi şu modu ekleyebilirsin dediğiniz modlar varsa, ben de seriyi bozmayacağını düşünürsem, hani bir hesap kitap yaparım. Onu seriye ekleyebiliriz. İki tane beyaz yunum var. Şurada da bir tane daha koyun varmış. Kan içmek biraz problem olacak ya. Yoksa çok bir sıkıntı değil de.
Ki kan içmek için de şey aldım ben. Bir tane poke topu modu kurdum. O poke topu modu ne işe yarıyor? Yaratıkları hapsedebiliyorsunuz ve ben de etraftan koyun, keçi, inek herhangi bir şey hapsedebilirim. Oo, burada boss falan olmasın, sıkıntıya gireriz. Yani temel modumuz vampirizm ve vampirizmden çıkmayacağız. Güzel macera dolu bir paket yaptım. Hiçbir şekilde eğlence modu yok. Teknik mod yok. Yani yarım saat craftla uğraşmamızı gerektirecek modları elimden geldiğince uzak tutmaya çalıştım. Bu arada oyunun başında direkt vampir evinde başlamamız da çok güzel oldu. Direkt vampirizmin base'ine daldık yani. Hah, parlaklık kapalıymış ya. Ben açıkta oynarım parlaklığı da. Şöyle bir çıkalım. Şimdi ata falan ne kadar ihtiyacım olur bilmiyorum. Burada ufak bir tarlamız var. Hemen evimize girelim. Işıklandırma şu anda yeterli gözüküyor. Burada herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Heh, şimdi gelelim şeyimizi yapmaya, yatağımızı yapmaya. Şöyle koyuyorum, bunu da koyuyorum. Coffin'imiz hazır. Bunu da uyuyoruz. Yatak yok. Onun yerine bu var. Bakın. Yani neden uyuyamıyorum bu arada? Çünkü vampir değilim daha. Yakın süreç içerisinde vampir olurum. Biz de vampir olana kadar elimizdeki 3 tane demirle bir tane kazma yapalım. Madene inelim. Yer altındaki mevzuları göstereyim ben size, değişiklikleri. Ya güzel, demir kazmamızı hallettik. Şunu al, bunu al. Şimdi katana chestplate'i yoksa yüksek vuruyor. Saber, buna farkı ne? Ha, bunun attack speed 250 bu. Bu tek 50. Tek 50 olanı alalım. Yemeğimiz şimdilik yeter. Umarım madende herhangi bir şekilde vampire dönüşmem. Çünkü madende vampire dönüştüğüm zaman bunu içebiliyor muydum hatırlamıyorum bu arada. Hemen şuraya bir ev diyelim. Burada waypointimiz olsun. Evimizin olduğu belli olsun. Gündüzleri şöyle bir olay var. Vampir gücünüz zayıflıyor. Siz güçsüz hale geliyorsunuz. Ve bakın, pebble'lar. Advanced şey modu var. Gelişmiş maden modu var. Yer altındaki madenler standart Minecraft madenleri değil ve burada koyun varmış. Standart Minecraft madenleri değiller. Gelişmiş madenler. Güzel madenler. Deneriz. Severiz de. Şimdi benim tek yapmam gereken bir tane maden bulabilmek. İnmem lazım çünkü madene. Burada bir savaş kulesi var. Oraya gitsek büyük ihtimalle içimizden geçerler. Onun riskini hemen alamıyorum. Yok. Burada da şey yok. Maden yok. Orada vampir avcıları var. Şimdi birazdan vampire dönüşürüm falan. Aman diyeyim. Aman diyeyim, bana saldırırlar. Çok yüksek vurmuyorlar ama işte hani yine de vuruyorlar. Güzel. Waystone'umuz da varmış. Bunu kırabiliyor muyum? Mükemmel. Kırabiliyorum. Onu aktif ettim çünkü kırılmasını. Taşınabilir Waystone'lar güzel olur. Heh. Kömür de bulduk. Bu arada gördüğünüz gibi hepsini birden kırabiliyorum. Peki neden bunu ekledim? Çünkü seri hızlı bir seri. Enerjik bir seri. Fazla miktarda vakit kaybetmek istemiyorum. Şuradan şunu açalım. Amacım zaten size vampir modunu böyle köküne kadar yedirtmek. Size ben niye her seride yaptığım temel şeyleri göstereyim ki? Şimdi her bölüm maden topluyoruz. Ben şimdi bunu yarım saat niye kırmakla sizin vaktinizi alayım? Gerek yok. Evimizi zaten nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Yaptık bir tane küçük ev. Bu kadar. Bizim amacımız vampir temasını işleyebilmek. O yüzden elimden geldiğince vakit kurtaran modları ekledim pakete. Peki seri kaç bölüm olacak? Şöyle söyleyeyim. Vampir modunun her şeyini yaptığımız zaman seri de bitecek. Şimdi ilk bölüm çok bir şey yapamıyoruz. Çünkü yeni bir vampir. Daha vampir bile olmadık. Level atlamadık. Vampirin kendine ait bir level sistemi var. Devasa bir level ağacı var. Hani bayağı geniş. Ups. Umarım creeper falan çıkmaz da. Aklım gider çünkü. Vampir olduğumuz zaman işte level atlayacağız. Etraftan kan toplayacağız böyle. Emcuk diyeceğiz. Güzel güzel. Ve yeni mağaralarımıza hoş geldiniz. 1.17 mağaraları. Evet, orada örümcek varmış. Şunu bir öldüreyim ben en iyisi. Tamamdır. Burada ufak taşlar var. Çok sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. Şunlar var. Bunlardan herhangi bir şey yapabiliyor muyum? Aa, güzel. Yemek yapabiliyorum. Alırım. Aha, demir. Vallahi demir. Alayım şunu ben. Bu ne? İlk defa gördüm bunu. Sediment stone. Alalım. He, Extended Caves modunun ya. Önemli değil bu. At gitsin. Herhalde bölümün sonuna doğru vampir olmuş oluruz. Şunu atmayayım. Gerekebilir. Çünkü vampirizm modu oldukça... Oo. Oo, tamam. Kırılan taşlar. Dikkatli olmamız gerekiyor çünkü taşlar kırılabiliyor ve yer altına düşmek istemeyiz herhalde. Oo, vampir. Uzak dur. Daha yeni ben vampir olacağım ya. Sen bana niye saldırıyorsun? He? Benim vampir olmam lazım. Uyanığa bak. Aslında bakın, onun da ısırığı bizi vampir yapabiliyordu. Hani oldu da şimdi vampir olamadınız değil mi? Mağaradaki bir vampir bulun. Isırtın kendinizi. Olun vampir. Onlar sizi ısırınca vampir oluyorsunuz. Oo! Birader, aklım gitti. Ne yapıyorsun sen ya? Birden çıkılır mı? Gelmenin de bir adabı vardır yani. Yemin ediyorum altıma kaçırıyordum ya. Güzel. Bol bol madenlerimizi toplayalım. Sonra yer üstüne çıkalım. Zaten böyle köklü bir madencilik yapmayacağım şimdi. Yapacağım madencilik sadece başlangıç aşamasında elde etmemiz gereken madenler olacak. Sonra elmastır falan filan, onlara girişiriz zaten. 30 tane demirim olmuş. Güzel. Tamam, o zaman ufak ufak çıkalım bu mağaralardan.
Çok da bir olayı yok artık. Hani yer altının derinliğine inmek istiyorum ama şöyle bir şey de var. Siz de fazla sıkılmayın diye. Madeni biraz kısa tutacağım. Zaten sizin bu seriyi izleme amacınız vampir olmamız. O yüzden birazdan eve gideceğim. O sürede de vampir olmayı bekleyeceğim. Büyük ihtimalle vampir olurum bir süre sonra. Bu arada çok saçma değil mi? Köyde avcı var. Bir tane vampir avcısı. Vampirleri avlıyor. Etraftaki insanlar vampir olmasın diye uğraşıyor. Evinin duvarına gel kardeşim bak burada seni vampir yapan bir tane malzeme var diye koymuş. Mükemmel mantık ya. Avcı dediğin öyle olur işte. Parasını nereden kazanıyor derseniz böyle insanları vampir ediyor. İşte vampir var yani hocam. Anlatabiliyor muyum diyor yani. Oo, bu mağaralar bayağı genişliyor ya. Fazla da abartmamak lazım maden işini. Çünkü bir girdin mi çıkamazsın işin içinden. Abi kırılan taş eklemişler ya. Abi bak bak adım atıyorum kırılıyor bak taşlar. Bunlar mı kırılan taş? Yok bunlar kırılan taş değil. Abi her yerde taşlar kırılıyor ya. Adım atamıyorum aşağı düşüp duruyorum. Biraz daha demir toplayalım. 53 demirimiz olmuş. Güzel şimdi çıkalım yeryüzüne artık. Evet güneş ışığını ay ışığını gördük. Serimiz bizim vampir olmamızla başlayacağı için biz geceleri hayatta kalacağız. Bu ne demek? Yani gündüz bizim gücümüz düşecek. Biz vampiriz çünkü. Bu arada bunları götümden sallamıyorum ben. Bunlar modun kendi getirdiği özellikler. Gündüz dışarı çıkarsanız gücünüz normalden çok daha azalıyor. Geceleri size yaratıklar saldırmıyor belli başlı yaratıklar. Mesela zombiler size saldırmıyor hiçbir şekilde. Çünkü vampirsiniz. Sizi seviyorlar. Sizi yemek istemiyorlar. Çünkü ne olacağını biliyorlar oldu da siz onları yemeye çalıştığınızda. Orada bir tane Glow Squid'imiz var. Selamla oğlum senin sıfatın kaymış lan. Bu hal ne? Neyse. Evet. Ne yazık ki şu anda uyuyamıyoruz çünkü vampir değiliz. Yatağımızı koyalım ve öyle uyuyalım. Şimdi ilk günün hasılatı bunlar. İdare eder. Hani ben bölüm arasında maden iner maden toplarım zaten. Toplamak zor bir şey değil. Şimdi o zaman ben şöyle yapayım. Biraz oyunu AFK bırakayım. O zaman vampir olup ben gelirim hemen şimdi birazdan. Evet geldim. Peki canım niye bu kadar az? Hemen ondan bahsedeyim. Şunu takınca zehirleniyorsunuz. Toksik etki yapıyormuş. O yüzden bunu kullanamayacağız. Ben burada bunu silerim bir ara. Hatta şimdi bile silebilirim. Evet artık vampiriz. Şimdi diyeceksiniz ya bu tip ne? Hemen onu düzeltelim. Ben bir tane doku paketi kuracağım yakın zaman içerisinde. Daha doğrusu yeni bir skin ayarladım. Onu bu videoda eklemeyi unutmuşum. Onu bir dahakinde ekleyeceğim. Onda zaten direkt karakter vampir gibi. Tamamdır. Artık vampiriz. Direkt doku şey kuracağım yani. Skin kuracağım. Vampir olacağız. Şimdi bakın. Burada yeteneklerimiz var. Gece görüşünü aktif ettim. Artık gece görüş efektimiz var. Ve vampiriz. Evet. Hani bildiğim vampiriz. Bakın şimdi yukarı çıkıyorum. Bakın. Sarı sarı şeyler var. Peki bunlar neden var? Çünkü gündüz biz güçsüzüz ve V ile kan emiyoruz. Bu arada bir dahaki bölüme elimizde biraz şişe lazım olacak. Neden? Çünkü kanları depolamamız lazım. Levelimizi yükseltmemiz lazım. Daha güçlü bir vampir olmamız lazım. Bir dahaki bölüm bu vampir özelliklerimize beraber bir zindana dalarız. Ben de şöyle ısıtmaya bırakayım. Bir dahaki bölüm zindanlarda böyle fingirteşiriz artık. Fingirdeşiriz. Bu arada ben şöyle bir mod kurmuştum Fast Furnace diye ama pek hızlı değil. Evet pek hızlı değil. Neden hızlı değilsin sen? Yavaşsın sen. Neyse tamam. Ve artık burada uyuyabiliriz. Ah uyandım. Gece oldu. Şu anda gece görüşümüz var. Çünkü vampiriz ve gece kör mü olalım? Bunu mu istiyorsunuz? Bu arada mümkün olduğunca hepsinin kanını sonuna kadar emmeyin. Peki neden emmeyelim? Şimdi bakın etrafta kırmızı bir şey var. Bakın birazdan hop öldü. Ölüyorlar. Bunların kanlarını düzenli yiyin. Ha bu arada yemeğe artık ihtiyacımız yok. Bizim iştahımızı doyuracak şey kan. Atalım. Şuraya bir Waystone çakalım. Vampir konağı diyelim. Ve evimiz artık burası. Bunda yine uyuyabiliyorsunuz. Gündüz oluyor bunda. Bakın. Bunu doyursanız gece oluyor. Biz gececiyiz. Biz vampiriz. Gündüz güneş ışığı bize zararlı. Canımız gider. Onun için biz gece takılacağız. Mesela bakalım iskeletler saldırıyor mu? Hemen videoyu bitirmeden de bir denemiş olayım. Yumurta var. Güzel alırım. İskeletler saldırıyor. İskeletler saldırıyor. Zombiler saldırmıyor. Tamam. Evet. O zaman bu video bu kadar. Vampir Craft'ımızın ilk bölümü bu kadardı. Şuradan vampirizm modunu biraz size göstereyim. Hani oradan bir bakacaksanız da. Gündüzleri vampir etkisinden daha doğrusu bu güneş ışığından etkilenmemek için şemsiye kullanabiliyoruz. Oldukça basit yapımları var. Şemsiye yaparız bir dahaki bölüm. Bunların ne gibi farkları var hiçbir bilgim yok ama. Sonra bir dahaki bölüm madene ineriz. Bir dahaki bölüm maden mevzularına girişiriz. Mesela bakın burada bunlar zehirli. Bu sezon yani birinci sezon bu. Vampir olacağız. Bu sezonki işimiz biz vampiriz. İkinci sezonda yani bundan bayağı bir sonra hemen ardından çekemem çünkü ikinci sezonu doğal olarak. O sezonda bir vampir avcısı olacağız. Vampirleri öldüreceğiz. Kanlarını dökeceğiz. İnsanlığa biraz faydamız dokunsun, değil mi? Eklememi istediğiniz modlar varsa yine diyorum yorum kısmına yazın. Eğer yapıyı bozmayacaksa ben o modları ekleyeyim.
Tamam o zaman. Bu videoluk bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Kansız kalmayın. Evet, video bitti. O zaman hemen şöyle güzel güzel teşekkürlerimizi sunalım. Öncelikle Ramiz Oğuz, Mustafa Erdoğan, Kayra GG ve Drahon'a Acemi LP oldukları için çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber Wondra deneyimli LP üyesi olduğu için teşekkürlerimi sunuyoruz. Ve tepede yer alanlar, orta direkt LP olanlar Suatçın Öztürk'le Kerem Kekli'ye de çok 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 teşekkür ederim. Evet, Vampircraft videosunu izlediniz. Eğer deneyimli LP ve üstüyseniz şu anda an itibariyle mod paketini Discord grubunda bu üyelerimize paylaştım ben. Siz bu paketi final zamanı alacaksınız. Hani final final bölümüyle beraber size haritayı ve şeyi mod paketini vereceğim ve kurulumunu da göstereceğim. Hani o yönden aklınızda bulunsun. O zaman hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.